ya da beni test et. Sabrımı sına ve kaybet. Seçim senin. Hayatım, tarzım değil. Bu eve misafir lazım. Yani bu eve kesinlikle misafir lazım. Gel benim. Bunlar için değil. Kendin için sat. Şimdi bütün bunları dramatize edip büyütmek aptallık olur. Aa, bu nasıl bir ses böyle? Babasıyla ilgili bir şey saklıyor. Senin tek derdin bu. Alo. Ha, 90'lardan kalma bir telefon sapığımız var galiba. Çok büyük bir fırsat. Çok mu acımasızım sence? O kadar pervane oldu ki ben tabii çok şaşkındım ya. Ne yapacağımı bilemedim. Çok saçma davranmış olabilirim. Telafi etmek istiyorum. Ben açmak istiyorum lütfen. Bir saniye. Bu tarihi anı kaçırmak istemiyorum. 100 yıl oldu bu telefonu açmayalı. Babası uçurur. Kızı tutamaz. Ne mutlu bana Zeynep'ciğim. Ne mutlu bana. Biliyorum kızda çok ekmek var diye ama bu kadarını ben bile tahmin etmemiştim. Ceza demeyelim. Ders değil. Yani tabii ki işin trajik kısmını bir kenara bırakarak söylüyorum. Ha, sana gün pek aymamış belli ki. Hatta adına da arkadan iş öyle çevrilmez, böyle çevrilir dersi diyelim. Anladım. Öz babasısınız. Bu eve geldiğim günün marşı gibi bu şarkı. Sen sensin. Sürpriz yok. Hoş geldiniz. Günaydın. Başkalarının acılarına ağlaya ağlaya kendi acınacak halimizi unuturuz. Bu kadar karbonhidrat ve proteinin yanında biraz antioksidan olsun diye. Asıl ellerinden tutmamak kötülük olurdu. Ne saklıyorsunuz benden? Zaten bir aptallık yaptın. Bir tane daha yapmana gerek yok. En çok da böyle şeylerin başkalarının başına gelmesini severiz. Evet, çok nostaljik, çok güzel ama sanırım zamanım yok. Kapatmak zorunda kalacağım. Ay Mine, drama yapma. Yani bu Salih Bey ilk sırtından bıçaklı işin değil. Vintage değil hayatım, antika. Sence bir sakıncası mı var? Bir sebep benim kesinlikle. Hepsi tamamen benim hatam. Kızın mağduriyetini de, sempatisini de ikiye katlar. İşte konu hassas, intim. Yok muyum? Hiçbir kabahati yok. Tamam yani biraz da benim tedbirsizliğim yüzünden oldu tabii. Alkollü bir şeyler mesela. Yok mu? Konuştuğumuzda söylerim. Genç kadınların iltifatlarına bayılır bir. Babanız kızar. Ve sözümü tutuyorum. En güçlü ağrı kesici başkalarının acılarına ağlamaktır. Tam da dün gece aile faciası demişken evrene mesaj mı gönderdik acaba? Dünyayı bitirdiği zaman herhalde. Babanla tanıştım sonunda. Yerini bile unutmuşum. Kordon dolanmış. Kordon. Unutmayan birileri daha var galiba. Bak sen şu sırdaşlara. Elbette. Kendi haliniz mi? Ne demek olmaz? Bence insanın ailesinin olmaması o kadar da kötü bir şey değil. Neden biliyor musun? Çünkü aile yoksa aile faciası da yok. Biraz hazırlıksız yakalandım, itiraf etmeliyim ki. Ay bak şimdi bütün enerjim düştü. Hiç önemli değil ya, bakabilirsiniz. Çerçeve antika değil. Kazansın istiyorum. Hepimiz kazanalım. Neyse, kocamı yeterince çekiştirdiysek o zaman işimize bakalım. Hiç gerek yok, gel. Konuşalım diye geldim ben. Neredeyse. Anlıyorum. Ben senin arkandan iş çevirmiş olsaydım benim de içim rahat etmezdi. En masum uyuşturucu. Eğer ben seni kaybedersem sen her şeyi kaybedersin. Çok psikolojik bir şey bu yani. Başkasının acısıyla uyuşma. Hiç üzülmüyorum. Gerçek bir peri masalı vaat ettiğimi söylemiştim. O kadar haklısın ki. Belki birazcık. Azıcık. Şurum. Siz galiba içkilisiniz. Ha? Ozan'ın özeli olduğu için haddimi aşmak istemedim. Ya oturup da kader utansın diye ağlamanın hiç kimseye bir faydası yok. Hiç düşünme, bana bırak. O eve dönmene bile gerek yok. Babanın durumunu neden benimle paylaşmadın? Yok, önemli değil. Buyurun, lütfen. Görebilirsin. Ve sen bu evde tek başına yaşamaya karar verdin. Bu küçücük bir sürpriz yapacağız. Telefon sapıklığını bıraktım da kalktın dünyanın ta öteki ucundan buraya mı geldin? Baba kız da para basacak.
Bizimle birlikte tabii. Öğrenilmiş çaresizlik çok saçma ama neredeyse bilerek benden bunu sakladığını düşünecektim. Ama neden böyle bir şey olsun ki, değil mi? Çok saçma. Çok acımasız olsam bugün kızın babasını oyuna sokardım. İstersen bunu bir test et. Ha? Ben hazırım. Öyle bir şey söyle ki babamı bırakamam derken aklını kaçırdığını düşünmeyeyim. Güzel. Çok mahvoldum. Yani mağdur insanlara para kazandırmak beni kötü biri mi yapar? Ve bu seni hiç şaşırtmadı bakıyorum. Hı? Sert mi? Bu alev bu sefer bütün bir ormanı yakabilir. Taş yaparken göz çıkarmayalım. Şöp. Sert değil, gayet adil. Sebep. Konu hassas. Sevimsiz yerlere çekilebilir. Yüzden her şeyden ve herkesten kurtarıyorum. Bu evde kavgaya, gürültüye, yasaklara, dayağa yer yok Zeynep. Yani hem ajansı hem kendini bitirmeden önce önlemlerimizi almak zorundayız. Yani alkollü değilsiniz. Alkol yok. Ailen ayağına dolanıyor, görmüyor musun? Arkamdan iş çevirmişler. Mine görmen lazımdı. Yani bambaşka bir enerji. Ya hem gülüyorsun hem ağlamak istiyorsun. Evet. Çok sağlam bir ağrı kesici var. Geçecek. Hiç şaşırmadım tatlım. Ama artık hatırladığına göre... Hadi bakalım. Kız dedi diye değil. Ben diyorum. Daha değil. Yok yok, hiç gerek yok. Ben yanlış bir şey yapmıyorum değil mi? Ben Zeynep'in babası Kadir Bey'le görüşüyorum değil mi? Karıştırmıyorum. Tam da dün gece aile faciası demişken... Evren'e mesaj mı gönderdik acaba? Kızın babasının durumunu benden saklamışlar. Sadece üzmedin. Şaşırdım da. Yok engelli vatandaştan faydalanmaya çalıştınız. Yok adamın hassas durumundan yararlanmaya çalıştınız falan. Sevimsiz şeyler bunlar. Ne demek yapamam? Hamda, şimdiye kadar yarattığımız herkesten daha çok ekmek var. O halde bu baba kızla ne yapacağımızı biliyoruz değil mi? Babanla ilgili bilmem gereken bir şey mi var? Kızı da babasını da ürkütmeden.